Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili 11. sınıflar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün basit makinelerden 2 tane kısmımız kalmıştı. Dişliler ve kasnaklar. Onları yapıyoruz ve basit makineleri bitirmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, dişliler ne yapıyordu gençler? Dişliler hareket aktarma amacıyla kullanılan basit makine türlerinden bir tanesidir. İki tip dişliden bahsedeceğiz. Birincisi aynı eksenli dişliler. K ve L gördüğümüz üzere aynı eksenli dişlilerin örneğidir. Bunların dönme yönleri saat yönünde ise K saat yönünde dönüyorsa L de aynı yönde dönmelidir sevgili arkadaşlar. Bakın bunların dönme yönleri aynıdır. Tur sayıları aynıdır kesinlikle. Yani bu arkadaşım bir tur atarsa bu arkadaşım da bir tur atacak. Dişlerin çizgisel hızları yarıçapla doğru orantılıdır. Şimdi önümüzdeki yıl göreceğiniz bir şey bu çembersel hareket konusunda. Şöyle V eşittir omega çarpı R gibi bir ifadeniz olacak. Buradan yola çıkarak gidebilirsiniz. Ama şimdi sadece siz neyi bilin arkadaşlar? Dışarıdaki arkadaş daha hızlı dönmek zorunda. Yani şöyle düşünün. Şu noktada olan bir arkadaşı düşünün. R yarıçaplı. Bu noktada olan arkadaş bir tur attığında 2 pi R kadar yol alırken şu noktadaki arkadaşın tam bir tur attığında işte atıyorum yarıçapım işte 3 R olsun. Bu adam bir tur attığında 2 pi çarpı 3 R kadar yani 6 pi R kadar yol almış olacak. Dolayısıyla dışarıdaki yarıçapı büyük olan arkadaşımın çizgisel hızının daha fazla olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim. Diğer bir türüm ise sevgili arkadaşlar farklı eksenli dişliler. Farklı eksenli dişlilerde dönme yönlerimiz ne olacak? Birbirine ters olacak. Tur sayıları yarıçaplarla ters orantılıdır. Hatta şöyle bir bağıntımız söz konusu olacak sevgili arkadaşlar. NK çarpı RK eşittir. NL çarpı RL diyeceğiz. Yani yarıçapı küçük olan arkadaşım daha çok dönecek. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Traktörün ön tekerleği ve arka tekerleği gibi düşünebiliriz. Bu adamların önde olan arkadaşım daha çok tur atacak. Ama çizgisel hızları ne olmuş olacak sevgili arkadaşlar? Birbirine eşit olmuş olacak. Evet. Şimdi dişlilerle ilgili tur sayılarında görünümler sorulacak size gençler. Mesela şöyle bir dişliniz var. Eğer bu adam 1 bölü tur 4 tur atarsa bakın şöyle yapıyorsunuz hemen. 4 parçaya ayırıyorsunuz sevgili gençler. 1, 2, 3, 4. Saat yönünde 1 bölü 4 tur. Yani şuradaki parça bir yukarı arkasındaki parça da onun bıraktığı yere gelecek. Görünümümüz böyle olacak. Gene saat yönünde 1 bölü 4 tur daha attınız. Buradaki parçanız sağ tarafa, aşağıdaki parçanız yukarı geldi. Görünümümüz bu şekilde oldu. Gene 4'e böldüm. Buradaki parça gene saat yönünde dönüyor tabii adam. Buradaki parça alta, arkadaki parça yanına geldi. Görünümüm bu oldu. Aynı şekilde zaten 4 tane bakın 1 bölü 4 tur ne demek? 1 tur demek. Görünümüm aynı oldu. Yani bu tip görünümlü işte görünümü nasıl olurlu falan filanlı sorularda sevgili gençler ne diyorsunuz? Tam tur atan arkadaşım bu 1 tur 3 tur 5 tur önemli değil. Tam tur sonunda görünümü en baştaki gibi olacaktır diyebilirsiniz. Böyleyse de bakın arkadaşlar görünümüm ne olmuş oluyor? 1 bölü 4 tur. Şuradaki arkadaşım bir sağa geliyor. Buradaki arkadaşım bir sola. Bunu elde ediyorum. 1 bölü 4 devam ediyorum. Bu arkadaşım bir aşağı. Bu arkadaşım bir yukarı. Şekildeki görünümü elde ediyorum. Bakın burada 1 bölü 2 turda aynısını tekrarladım. Çünkü çaprazlar taralı. Sonra 1 bölü 4 devam. Bu bir sağa. Bu bir sola gene. Aynı şekilde. Bu görünümü elde ettim. Bir aşağı bir yukarı. En baştaki görünümü elde ettim. Çünkü tam tur atmış oldum sevgili gençler. Görünümlü soruları da bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Düşünmüş oluyoruz. Evet. X dişlisi ok yönünde 5 bölü 2 tur döndüğünde dişlilerinin görünümü nasıl olur? Çok güzel. X dişlisi ok yönünde dönerse Y dişlisi buna tam ters yönde dönmeli. Tur sayılarıyla yarı çaplar arasındaki ilişki neydi? NX çarpı RX eşittir NY çarpı RY idi. Dolayısıyla NX 5 bölü 2 imiş çarpı R eşittir. NY'yi bilmiyorum ama yarıçapını biliyorum 2R. Dolayısıyla Y'nin ne yaptığını söyleyebilirim. 5 bölü 4 tur attığını söyleyebilirim. Şimdi bakınız gençler bu 1 bölü 4'ten büyük. O halde bunu şu şekilde yazabilir miyim? 1 artı
1 bölü 4. Yani tam tur attığında zaten aynı görünümü alacak. O yüzden ben 1 bölü 4 tur attıktan sonraki görünümünü bulursam Y'nin görünümünü bulmuş olurum. Şimdi 1 bölü 4 tur. Peki ne tarafa doğru? Sağa doğru. O zaman bu arkadaşım 1 sağa, bu arkadaşım da 1 sola gelecek. Yani Y'nin görünümü bu şekilde olacak. Peki X'e bakalım şimdi. X için de 5 bölü 2 de 1'den büyük değil mi arkadaşlar? 2 tur, hatta 2 artı 1 bölü 2 diyebilirim. Yarım tur atmış olacak. Yarım tur atarsa buradaki parça buraya gelmiş olacak. Hatta 4'e bölersek 1 bölü 2'yi 2 bölü 4 şeklinde düşünelim. Bu 1 sola 1 yukarı gidecek. Arkasındaki onu takip ettiğinden dolayı görünümüm nasıl olmuş olacak sevgili gençler? Şu şekilde olmuş olacak. Bu X, bu da Y dişlilerinin görünümü bu şekilde ifade edilebilir sevgili gençler. Diğer bir türümüz dişlilerle benzer sevgili arkadaşlar. Yalnız tek fark var. Eğer düz bağlandıysa soldaki şekil gibi dönme yönleri aynı. Çapraz bağlandıysa dönme yönlerinin birbirine zıt olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu adamların çizgisel hızları aynıdır. Tur sayıları da yarı çaplarıyla ters orantılıdır. Yani gene NK çarpı RK eşittir NL çarpı RL, ne yapabilirsiniz gençler? Yazabilirsiniz. Evet, şuraya bakıyoruz şimdi. X kasnağı ok yönünde 6 tur yaptığında Z kasnağı ok yönünde 6 tur yaptığında X kasnağı hangi yönde kaç tur yapar? Şimdi bu arkadaşım 6 tur yapmış. 6 çarpı 2'den 12. Y'nin de 12 olması lazım. Ama yarı çapının ne olduğunu görüyorum? R olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu adam 12 tur attı. Bakın 2R çarpı 6 eşittir NY çarpı R dedim. R'ler gitti. Y'nin tur sayısı burada 12 kaldı. Sonra Y ile X'e bakıyorum. 12 çarpı R eşittir 3R çarpı N diyorum. Hop hop gitti. 3'e böldüm. N eşittir 4 olmuş oldu. Yani 4 tur atacağı kesin. Şimdi bu adam bu yönde dönerse Y de aynı yönde dönmüş olacak. Bakın hep düzgün bağlamış. X de aynı yönde dönmüş olacak. Dolayısıyla iki yönünde 4 tur diyebiliriz. Burada gençler Y'nin tur sayısını bulmamıza gerek var mıydı? Hayır, yoktu. Çünkü üçü de birbirine bağlı bu adamların. Dolayısıyla direkt Z'yi X'e de bağlayabilirdik. Yani şöyle de yapabilirdik. 6 çarpı 2R eşittir NX çarpı 3R yapardık. Buradan R'ler giderdi. 3'lü 6, 2, 2, 2, 4 olmuş olur idi. Bakın burada yalnız şunu ne zaman yapıyorsunuz? Hepsi birbirine bağlı. Bazen böyle iç içe olanlar birbirine bağlanıyor. Onlar da dikkat edeceğiz bu özelliği olmaması durumuna. Evet, şimdi M dişlisine perçinlenmiş 2R uzunluğundaki kütlesi önemsenmeyen çubuğun ucuna bir kuvvet uygulanıyor. Buna göre kolun ucuna uygulanan kuvvetin yönü ve şiddeti için ne söylenebilir? Şimdi gençler, bu adam dengede duruyor ise şimdi buradaki P yükü bu sistemi saat yönünün tersine döndürmek isteyecek. O halde M'nin L'ye şöyle aşağı doğru bir kuvvet uygulaması gerekmekte. Buraya R diyelim. Şimdi şu noktaya göre tork aldığımda bu tepki kuvvetinin ya da etki kuvvetinin etki kuvvetinin torku ile P'nin torku birbirine eşit olmak durumunda. P çarpı R eşittir E çarpı 2R diyorum. Buradan etki kuvvetim ne gelmiş oluyor gençler? P bölü 2 gelmiş oluyor. Yani burada M'nin L'ye uyguladığı P bölü 2 kadarlık bir kuvvet var. Peki M L'ye bu şekilde bir etki yapıyor ise L de M'ye aynı büyüklükte fakat zıt yönlü bir tepki uygulamak zorunda. Ve tepkinin büyüklüğünün de P bölü 2 olduğunu söyleyebilirim. Burası da 2R'ymiş. Şimdi sevgili gençler, bu tepki kuvveti M'yi saat yönünde döndürmek isteyecek. Dolayısıyla ben yukarı yönde bir kuvvet uygulamalıyım ki döndürme yönü saat yönünün tersine olsun. Torklar sıfırlansın. Dişlim dengede kalabilsin. Buraya F yazıyorum. Peki nereye göre tork alacağım hocam? Bu noktaya göre tork alacağım. Dolayısıyla T çarpı yani P bölü 2 çarpı R eşittir F çarpı 2R diyorum. R'ler gitti. Buradan F dediğim kuvvetim P bölü 4 şeklinde karşıma gelmiş oldu. Ve ne yönde? Yukarı yönde ve P bölü 4 kadar olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Direkt gençler burada sakın böyle buradan tork alayım falan öyle bir şey yapmayın.
yanlış bulursunuz. Burada farklı L ve K'yı kendi içinde, M ile kuvvet uygulanan kolu kendi içinde değerlendirmek durumundayım sevgili arkadaşlarım. Evet, L kasnağı 2 turu yaptığında K ve M dişlerinin tur sayıları ne olur demiş. Şimdi K ile L iç içe olduğundan dolayı bu adam 2 tur atarsa bu adam da 2 tur atacak. Aha, K'nın tur sayısını buldum. 2. Şimdi K ile M ise farklı eksenli olduklarından dolayı 2 çarpı 2R eşittir. M'nin yarı çapı R çarpı NM diyorum. R'ler gidiyor. Buradan NM dediğim arkadaşım 4 geliyor. Yani K 2 tur atarken M dişlim 4 tur atıyormuş. Hatta bak şöyle, bu böyle dönüyorsa K da aynı yönde, M ise tam tersi yönde dönüyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada basit makineler konumuzu bitirmiş oluyoruz. Soru çözümünde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.